Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Mekke'de sessiz bir bekleyiş var. Hazreti Amine'nin içi içine sığmıyor. Kolay değil, en kutlu doğumu gerçekleştireceği o ana doğru yaklaşıyor. Hatta o kadar ki ne yana baksa Cebrail'i görüyordu. Bu gece zulüm korktu, cehalet titredi. Yıkılmaz denilen Kisra'nın sarayındaki 14 şerefe, Kabe'de medet umulan putların yüzü tek tek yere düştü. Mecusilerin medet beklediği alevlerse bir anda söndü. Save Gölü kurudu, Semave Vadisi sular altında kaldı. Yaşanan bu olaylar alemlere rahmet olarak gönderilecek olan son nebinin gelişinin habercisiydi. Ve beklenen an geldiğinde artık insanlığın kaderini değiştirecek olan Hazreti Muhammed dünyaya teşrif etti. Sırtında peygamberlik mührüyle. Dünyaya rahmet yağıyordu. O doğmuştu. Kendinden önceki peygamberlerin dualarına cevap gelmişti. Bugün işte bir Rebiülevvel ayının daha 12'si. Bütün ümmet ona selam ve duayla şükranlarını sunuyor. Mevlid kandilinde semadan rahmet sağanakları iniyor yeryüzüne. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez yayınladığı mesajda onunla gelen vahiyin ışığı gönüllerimizi bir kez daha aydınlatırken bu ışığın bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekün yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandili'nin rahmet, merhamet, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Bu özel gecede onun insanlara tebliğ ettiği evrensel mesajlar, ahlaki değerler ve örnek hayatının muhtelif yönleri yeni bir ruh ve heyecanla bir kere daha hatırlanacak. Ve Mevlid Kandili'nin rahmet ikliminde sadece kendimiz değil, birlikte yaşadığımız ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan insanların kardeşliği içinde eller semaya uzanacak.